Aya çıkan bir adamın mutluluğuyla muhtar olan bir adamın mutluluğu aynı. ...29 yaşıma gireceğim yıl aslında yani. Hani geride bıraktım ve öğrendiğim tek şey dileklerle ilgili... ...daha mutlu insanlar diliyorum. Öyle kendimle ilgili çok dileğim yok çünkü... ...aslında dilediğimiz şeyin sonucunu bilmiyoruz. Kendim de daha mutlu biri olmak istiyorum. Daha teslim olmuş biri olmak istiyorum. Akışta biri olmak istiyorum. Ve sahip olma duygusunun bir halüsinasyon olduğunu... ...artık benim ve herkesin bilmesini istiyorum. Yani... Hiçbir şeye sahip olamıyoruz. Eğer sahip olma duygusunu, sahibiz duygusunu atarsak hepimiz çok daha mutlu insanlar olacağız. Çünkü hiçbir nesneye ya da insana sahip değiliz aslında. Aya çıkan bir adamın mutluluğuyla muhtar olan bir adamın mutluluğu aynı aslında. Yani seviye olarak aynı mutluluk. Ne bileyim küçükken en büyük fantezi böyle işte gördüğüm bebeği alabilmek ya da ne bileyim okulda matematik dersinden 5 alabilmek bunlardı. Şimdi büyüyor. Ama baktığında o nasıl, o şimdi komik geliyorsa 5-10 yıl sonra bu da komik gelecek. Sadece böyle anda güzel, mutlu bir kadın olayım. Böyle günlerimi, gecelerimi kendime zehir etmeyeyim ve rahat uyuyabileyim. Herkes böyle olsun. O zaman ne bizi karşı taraf mutsuz edebilecek çünkü o da mutlu olduğu için. Böyle şeyler olmayacak ve sanırım fayda vermekle ilgili başka insanlara da. Mesela ben Leyla'dan Sornay'la çalışıyorum. Gördüğüm cidden en samimi derneklerden biri. Dernek bile değil. Ve üniversite öğrencisi, tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin kanserli çocukların dileklerini gerçekleştirmek üzere kurdukları bir dernek. Ve bunun bir temeli var. Leyla diye bir kız çocuğunun dileği gerçekleştirilemeden vefat ediyor ve sonra Leyla'dan sonra aynı şeyler olmasın diye Leyla'dan sonra adlı bir dernek kurup bütün hasta çocuklarla ilgili küçük küçük dilekleri gerçekleştiriyorlar ve bir çocuğun en büyük dileği boyama kitabı olabiliyor ya da Batman kostümü. Sanırım hani bu farkındalıkla yaşadığımız bir yıl olsun.